Merhaba herkese. Bu güzel organizasyon için TEDxIz ekibine çok teşekkür ediyorum. Burada konuşma yapma teklifi bana geldiğinde tabii TED organizasyonu ve İTE kurumu olduğu için heyecanlandım. Ancak sonra temanın yaşam harcı olduğunu öğrendiğinde tüylerim diken diken oldu. Neden mi? Çünkü dedemin lakabı çınar ağacıydı. Uzun boylu, dürüst, yardımsever, verdiği güven ışığıyla insanları etrafında birleştiren dedem, vefat etmeden önce ailemizin bundan sonraki çınar ağacı sensin demişti. Çınar ağacı, yaşam ağacı. Artık buna tesadüf mü deriz, telafuk mu ya da kuantum enerji mi bilmiyorum. Ama bugün bu temada bir konuşmanın benden istenmesi bana kadersel bir olay gibi geldi. Değerli dinleyiciler, bugün sizlere bireysel olarak yaptığımız en küçük değişimin bile toplumda bir yankı oluşturabileceğini anlatmak istiyorum. Üstelik bu küçük değişim, bu küçük hareket, kelebeğin kanatlarını çırpması kadar küçük bile olabilir. Benim köklerim Anadolu'nun kucağında, antik Komagene krallığının mirasını taşıyan memleketim Adıyaman'a dayanıyor. Adıyaman, ülkemizi çok güzel ve ülkece kenetlendiğimiz deprem felaketinden önce de maalesef eğitim, sağlık ve altyapı konularında desteğe ihtiyaç duyuyordu. Eskiden büyük krallıklara ev sahipliği yapmış olsa da günümüzde Adıyaman geleneksel, yeniliklere kapalı, kendi halinde yaşayan bir şehirdi. Ve küçüklüğümden beri çevrem ve akrabalarım bana hep şöyle derdi: Şevval, sen güzel bir kızsın. 17-18 yaşına geldiğinde hiç öyle üniversiteye gideceğim diye tutturma. Biz seni burada bir ağabeyin çocuğuyla evlendirelim. Senin de hayatın kurtulur, bizim de hayatımız kurtulur. O çocuk aklımla onlara diklenirdim, elime belime koyardım ve ben önce Harvard'a gideceğim derdim. Sonra evlenir mi evlenmesine? Onlar da bana şöyle cevap verildi: Harvard neresi, Adıyaman neresi? Sen önce bulunduğun yere uygun, gerçekçi hayaller kurmayı öğren. Maalesef Adıyaman'da benim gibi birçok çocuk hayallerini çevresiyle paylaştığında onlara küçük hayaller kurması gerektiği söylendi. Hayallerimi destekleyen ve bana çınar ağacı olma misyonunu veren dedemi maalesef kalp krizinden kaybettik. Dedemin iyi bir doktorla takip edilmesi gerekiyordu. Ancak o zaman Adıyaman'da tam donanımlı bir hastane yoktu. Bu yüzden biz de birçok Adıyamanlı gibi dedemi Gaziantep'e kontrollere götürüyorduk. Ancak yolunu çok yoruyordu. Ve bir gün dayanamadı, bizlere veda etti. Dedemi kaybetmek bende derin bir iz oluşturdu. Dedemi ve onun gibi hasta birçok kişiyi iyileştirmek için doktor olmaya karar verdim. Bugün baktığımda anlıyorum ki iyileştirmenin aslında tek bir mesleği ya da sınırları yok. Üniversite sınavında derece yaptım, ilk 100'e girdim ve Koçtuk Fakültesini tam burslu olarak kazandım. Bu sefer de insanlar Koç'u kazanamayacağımı, kazansam bile adapte olamayacağımı, dışlanacağımı söylediler. Onlara aldırış etmedim çünkü kararlıydım, en iyi eğitimi alacaktım, nerede olursa olsun. Ancak şunun altını çizmek istiyorum sizlere. Bana yapamazsın diyenlere bir şeyleri ispat etmek için değil, hayallerime ve hedeflerime sımsıkı sarıldığım için yola devam ettim. Üniversiteye başladığımda girişimcilik çok ilgimi çekti. Özgür olması, sistemleri değiştirebilme etkisi, teknolojiyi kullanarak binlerce kişiye ulaşabilme potansiyeli beni çok heyecanlandırdı. Bunu mutlaka öğrenmeliyim ve buna dahil olmalıyım diye düşündüm. Önce üniversitenin girişimcilik kulübüne girdim. Orada çeşitli görevler aldım. Peki bir fikir nasıl ortaya çıkardı? Bir fikir nasıl ete kemiğe bürünürdü? İşte bunu çok merak ettim. Dedim ki etkinlikten daha fazlası lazım bana. Eğitim almam lazım benim. Araştırdım ve üniversitemizde olan girişimcilik ve liderlik programını buldum. Başvurdum. Seçildikten sonra öğrendim ki program kurulduğundan o yana kadar sağlık bölümlerinden ilk başvuran kişi ben olmuşum. Bu programda güzel eğitimler aldık. Her şey çok güzeldi. Ama kafama başka bir şey takıldı. Acaba bu girişimciliği
yurt dışında nasıl yapıyorlar? Acaba ben yurt dışına gitsem, orada da Şevval olarak var olabilir miyim? Yoksa onların o parlak zekaları ve tecrübeler arasında kayıp mı olurum? İşte bunu çok merak ettim ve araştırmaya başladım. Nereye gitsem, ne yapsam, eğitim almak istiyorum tabii. Sonra Amerika'ya gitmeye karar verdim. Çünkü hem Silikon Vadisi orada, hem de bu büyük teknoloji devleri hep oradan çıkmış. Demek ki bu insanlar işleri doğru yapıyor olmalı ve o her neyse ben de onu öğrenmeliyim. Araştırmalarıma devam ettim ve MIT Sloan'la Harvard Tıp Fakültesi ortaklığında yapılan sağlık inovasyonu programını buldum. Bir arkadaşıma teklif ettim. Gel dedim, bu programın içeriği çok güzel, beraber başvuralım. Üniversiteden bir arkadaşımdı. O da bana dedi ki, Şevval, bu Harvard, bu MIT ve bu başvurular herkese açık, oldukça da uzun. Bizi mi seçecekler? Onun yerine üniversitedeki hocalarımızın çok güzel bağlantıları ve referansları var. Biz hocalarımızdan rica edelim ve gidelim laboratuvarda çalışalım. Bu kadar kendimizi yormayalım, zaten seçilemeyiz. O böyle düşündü ve başvurmadı. Ben ise tam tersi, bizi seçmeyecekler de kimi seçecekler diye düşünüyordum. Hatta eğitim içeriğine baktıkça kendimi o kadar kaptırmıştım ki o programı benim için yapmışlar gibi iyice inanmaya başlamıştım. Ben başvurdum ve seçildim. O sene Türkiye'den seçilen tek kişi, dünyadan seçilen 40 kişi arasında da en genç kişi ben oldum, 20 yaşındaydım. Çok güzel bir haber tabii, kabul almak. Müthiş bir motivasyon. Ancak gidebilmek için de burs toplamam gerekiyor. Çünkü bu bir girişimcilik programı. Ve programın sitesinde şöyle yazıyor. Girişimciyseniz bu fonu bir şekilde bulursunuz, biz burs vermiyoruz. Başvuracak bir yer yok burs için. Bunun için kapı kapı dolaştım. Ve bu aylar sürdü. Birçok leti aldım. Bana gülenler oldu. Ancak hayalime sahip çıktığım için vazgeçmedim. Neredeyse, ya acaba olmayacak mı gerçekten diye korkmaya başladığım bir anda hikayemin sessiz kahramanı olan birkaç insanla tanıştım ve bu insanlar bu programa gidebilmem için bana burs konusunda destek oldu. Gerekli üstleri topladım ve gittim. Amerika'ya bu programa gitmek benim özgüvenimi çok artırdı. Çok mutlu oldum, çok şey öğrendim ve orada da Şevval olarak var olabildiğimi görmek beni çok etkiledi. Müthiş öğrendiğim şeyler, tanıştığım insanlar ve bu güzel anılarla birlikte ülkeme geri döndüm. Ve çocuk Şevval'in sözünü tuttum, Harvard'a gittiğim için de ayrıca gururluydum. Ülkemde hocalarım ve arkadaşlarım bana dedi ki, Şevval sen güzel işler yaptın gerçekten, çok iyi. Ama artık otur be kızım. Sen tıp okuyorsun. Doğru ya. Buraya kadar hiç bahsetmedim ama bütün bunları yaparken ben tıp derslerine girmeye devam ediyorum. Komite sınavlarına girmeye devam ediyorum. Ve sınavlarımı veriyorum. Onlara tamam dedim. Haklısınız. Ama işte yerimde duramama gibi bir huyum var. Bugün bu kırmızı halıyı çizmişler diye yerimde durabiliyorum. Ve 6 ay sonra ilk girişimimi kurdum. Programdan döndükten 6 ay sonra. Kurduğum ilk şirketim Fortuna'da biz uluslararası şirketler de dahil olmak üzere çeşitli büyük kurumlara projeler hazırladık ve onları hayata geçirdik. Ekibimiz 9 kişiye kadar yükseldi. Sonra tabii dünya değişti çünkü pandemi oldu. Pandemiyle birlikte hem bizlerin hem de kurumların öncelikleri değişti, alışkanlıkları değişti. Bu değişime adapte olabilmek adına ben de kendime bir heyecan buldum. Bu da uzaktan hasta takip sistemleriydi. Yani sağlık hizmeti almak için hastaneye gitmek yerine bulunduğunuz yere o hizmetin taşınmasıyla ilgili teknolojiler ve servisler üretilmesi. Bu işimi de büyütmeye çabalarken son sınıfa geldim, intern doktor oldum. Bir yandan nöbetlere kalıyorum, hastalara bakıyorum. Bir yandan işimi büyütmek için yatırımcılarla toplantılar yapıyorum. Bir yandan da bu kurumların
inovasyona çok yatırım yapan kurumların yöneticileriyle bir şekilde tanışıyorum ve onlar da bana iş teklifinde bulunuyor. Senin gibi birini mutlaka ekibimizde isteriz diyor. Bir karar vermem lazım. Stresli bir durumdu. Bir gün aynaya baktım ve kendime dedim ki, Şevval, kendini bu karmaşık duruma nasıl soktun? Arkadaşların branş seçiminde zorlanıyor. Sen doktorluk mu yapacaksın, girişimde yatırım alacaksın, nerede çalışacaksın, ne yapacaksın belli değil. Neyse, hayat devam ediyor tabii. Bu son sınıftayken ben Koç Üniversitesi'nde Anadolu Bursiyerleri isimli bir program var. Ve bu programda her sene bağışçı bursiyer buluşması, yemekli bir gala organizasyonu oluyor. O senede yapılan gala gecesine beni konuşmacı olarak davet ettiler. Hikayemi paylaşmamı istediler. Severek bir konuşma yaptım, hikayemi paylaştım. Ve konuşmam sonrası yanıma bir grup genç geldi. Çoğu da kız öğrenciydi. Ve bu grup genç bana Adıyamanlı olduklarını, beni gıyabımda tanıdıklarını, yaptığım şeyleri takip ettiklerini ve bu cesaretle Koç Üniversitesi'ne başvurup geldiklerini söyledi. Ve o sene 6 kişi olarak gelmişler. Çok etkilendim. Onlara sarıldım. Hikayelerini sordum. Ve bu duygu dolu olay bende bir farkındalık oluşturdu. Aslında ben o ana kadar yaptığım her şeyi kendi hayatım için yapmıştım. Ama benim hayatımı nasıl değiştirdiğimi gören başka insanlar da kendi hayatları için harekete geçmiş. Hiç hissetmediğim çok yüksek bir manevi tatmin hissettim. Sonra başka bir haber aldım. Adıyaman'da koşu okumamı doğru bulmayan bir tanıdığımız babamı aramış ve ona kendi kızının da Koç Endüstri Mühendisliği'ne bursu kazandığını gururla anlatmış. Ve ona demiş ki, senin kızının İstanbul'a gittiği halde kendini kaybetmediğini görmek, güzel işler yapmaya devam ettiğini görmek, bana da kendi kızımı uzaklara göndermem konusunda cesaret verdi. Bütün bu duygu dolu olaylar bana Gandhi'nin bir sözünü hatırlattı. Gandhi, dünyada görmek istediğiniz değişimin kendisi olun diyor. Ya ben aslında kendime yaşamaktan keyif alacağım bir hayat yaratma uğruna bunları yaparken, belki de kendi hayatımda yaptığım bu değişiklik birçoklarının da görmek istediği bir değişim örneğiydi. Ve onları harekete geçirdi. Dedim ki, bundan sonra ne söylediğime ve nasıl davrandığıma çok daha fazla dikkat etmem gerekiyor. Bir sorumluluk hissi başladı. O gece yanıma tıp öğrencileri de geldi. Onlar da sıra dışı doktorlar olmak istediklerini, girişimci olmak istediklerini, inovasyonla ilgilendiklerini ama nereden başlayacaklarını bilemediklerini söylediler. Kendi çevrelerine bu ideallerini paylaştığımda onlara da bana da birçok kez söylendiği gibi tıpla girişimciliğin çok alakasız olduğu söylenmiş ve derslerine odaklanmaları gerektiği söylenmiş. Ve bana sordular. Sen nasıl yaptın, nasıl başladın diye. Çok şaşırdım. Ben kendimi bu stresli işe nasıl soktum diye sorgularken karşımda gençler biz de bu işe girmek istiyoruz diyorlardı. Tabii ki dedim, severek anlatırım. Ben bu işin duayeni değilim. Ama nasıl başladığımı, nereden başladığımı sizlerle severek paylaşırım. Mezuniyetim sonrası girişimci olarak devam etmeye karar verdim. Ve şimdiki ortaklarımla, yatırımcılarımla anlaştım. Çünkü anladım ki tüm mesele iyileştirmekte. Doktorlar klinik iyileştiricilerken, girişimciler teknolojiyi kullanarak bir sürü insanı, doğayı, çevreyi iyileştirebilir. Sivil toplum kuruluşları da toplumu iyileştirebilir. Yatırımcılarımla yaptığım işin dışında daha fazla sağlık bölümü öğrencisinin birçok sıra dışı iyi örneklerle buluşmasını sağlamak ve onlara girişimci becerilerini kazandırmak için Medipreneurs isimli bir topluluk kurduk. Türkçe karşılığı tam sağlıkçı girişimci oluyor. Ben girişimci olmaya karar verdiğimde kendimi çok yalnız hissettim. Çünkü bu yoldan geçtiğini bildiğim kimse yoktu.
İşte başka gençleri de bu yalnızlıktan kurtarmak, onların özgürce düşünebilmelerine, özgürce hayal kurabilmelerine, kalıpların dışına çıkmalarına destek olabilmek için çok kıymetli insanların da desteğiyle bu topluluğumuzu dernekleştirdik. Derneğimiz yakında 1 yaşına gelecek. Ve topluluğumuz kurulduğundan bu yana 300 kişiye ulaştı. Topluluğa dahil olduktan sonra yeni kurulan 6 girişim oldu. Ve biz bu girişimleri takip ediyoruz. Onları gerek yatırımcılarla, gerek müşterileri olabilecek kurumlarla, çeşitli mentorlarla eşleştiriyoruz, takip ediyoruz, destekliyoruz. İnanıyorum ki bir gün onlar da bu platformlarda başarı hikayelerini ya da deneyimlerini paylaşacak. Adıyamanlı gençler de çok iyi yerlere gelerek Anadolu'dan binlerce başka gence ilham olacak. Ve işte, aslında kendi hayatımı değiştirme heyecanıyla başlayan bu değişim, tıpkı bir yaşam ağacı gibi köklerinden güçlenecek, gövdesi büyüyecek, dalları, yaprakları gökyüzüne ulaşacak. Değerli dinleyiciler, henüz yolun başındayım. Yaşam ağacının yaprakları beni nerelere götürür bilmiyorum. Bu yolun sonunda nereye varırım, başarılı mı olurum, başarısız mı olurum bilmiyorum. Ama bugüne kadarki gösterdiğim inanç ve gayreti devam ettirdiğimde başaranlardan olacağıma inanıyorum. Bildiğim bir şey var ki, köklerime sahip çıkmak, imkansızlıklar içinde olduğum bir ortamda bana yola devam etme gücü verdi. Hayallerime sahip çıkmak, verdiğim kararları doğru bulmayan bir sürü insan olduğu bir ortamda, yürünmemiş yollarda yürüme cesareti verdi. Başka gençlerin de hayallerine sahip çıkmasına katkıda bulunma isteğim güzel bir öğrenciyle buluştu. Konuşmamı şu şekilde bitirmek istiyorum. Yüreğinizden gelen, kendiniz için yaptığınız bir değişim toplumda bir yankı bulabilir. Ve ne yaparsanız yapalım, bunu yüreğimizden geldiği için yapalım, başkalarına bir şeyleri ispat etmek için değil. Teşekkür ederim.